Birinci soru. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4 rakamları yazılarak verilen eşitsizlikler oluşturuluyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sarıya S, maviye M, kırmızıya K, yeşile Y demek üzere arkadaşlar. Bu ifadeyi 12 bölü sarı bölü mavi şeklinde yazsam ifade neye dönüşür? 12 bölü sarı mavi çarpımına dönüşür. 4'ten büyükmüş. Sarı ile mavinin çarpımı buraya alsam. 4'ü buraya alsam arkadaşlar. Ne olur? Sarı mavi çarpımı 12 bölü 4'ten 3'ten küçüktür. Şimdi sarı ile mavinin çarpımı 3'ten küçükse hangi iki rakam almalıyız ki çarpımlar 3'ten küçük olsun? 1 ile 2. Demek ki sarı ile mavinin çarpımı 2'ymiş. Buraya 2 yazalım. Peki gerek kaldı bunu kullandık bunu kullandık 3 4. Şu ikisini deneyelim. 15'ten 4 çıkartalım. Ve bölelim. 3'ten büyük mü? 15'ten 4 çıkarsam 11 bölü 3'ten arkadaşlar bu 3'ten büyüktür. 9 bölü 3'ten büyük olduğuna göre 3'ten büyüktür. Hadi kırmızıya ne yazdık? Kırmızımız 4 oldu. Yeşilimiz de 3 oldu. Bu durumda 2 artı 4 6 6 eksi 3'ten 3'tür cevap. 2, 15'i 15'ten 3 çıkartıp 4'e bölseydim 3'ten büyük olur muydu? 12 bölü 4'ten 3 olurdu. Demek ki yanlış bir yerleşim olacak. Evet birinci soru bu şekilde arkadaşlar. İkinci soru. PQR birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. PQ artı QR 264. PR artı PQ 50. Eşitleri verilmiş. Buna göre oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir ifadede Q ortak Q parantezini alsam T e artı R eşittir. 100 Şimdi iki asalın toplamı arkadaşlar eğer herhangi birisi 2 değilse 100 çifttir. Nasıl çift? Peki Q'nun tek asal bölen 264 nasıl bir sayıdır? 164, 4, 2, 4 yapsam 6 yani 11'e bölünüyor. 11 çarpı 24 yazabiliriz. Hadi halde örneğin Q'yu 11 alsam Q 11 olsa P e artı V de 24 olsa. Buna uygun burada değer verebiliyor muyum? Q i̇şte, yerine arkadaşlar 11 yazıyor. P parantezinde R artı 11 eşitmiş 150. Bu yerine 11 yazdım. Çarpımları 150 olan burası da bakın 11'den büyük olacak. P'yi e örneğin 5 alsam P'yi e de ne almış olurum? P e 24 olması gerekiyor. P'yi e 5 alırsam R'yi de 19. 19 artı 11 de 150. Pardon 19 artı 11 de 30. 5 çarpı 30 150. Yani şu durumda P5, P19, Q da 11. Birini yazarsam Q artı R, artı 30, P'ye bölersem, 5'e bölersem sonuç nedir? Üçüncü soru. Eşitini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın kuvvetler aynıysa tabanları bölebiliriz. Hadi şu işlemleri yapalım. Şunu sadece kalsın. 5 aşağı atalım. 25 bölü 125 1 artı 1 eşit. 1 bölü e. Burayı sadeleştirirsem 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5'in ilk artı birinci kuvveti 1 bölü 5'in dördüncü kuvveti yazabilirim. Halde yani x artı 1. 4 Gördüğünüz soru A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere A, C artı B artı C ifadesi bir tek sayıdır. Buna göre ifadelerinin hangileri her zaman çift sayıdır? Arkadaşlar her zaman çift sayıdır diyorsa biz ifadeyi şunları tek yapmaya çalışacağız. Tek yaparken de bunun tek olduğunu bozmayacağız. Bunu tek yapmaya nasıl çalışırız? C'ye tek verelim, B'ye tek, A'ya tek verelim. Burada da verdiğimde ifade tek sayı oluyor mu? yoksa her zamanlık bozulmuş olur. Yani ifade tek sayı olmuş olur. Bakalım. A'ya tek verdim. C'ye tek verdim. Tek de tekin çarpımı tek. Artı tek artı. Burası tek yapar. Artı tek artı tek çift yapar. Yani sonuç tek yapar. Bakın ifadeyi bozmadık. Birinci öncülü tek yaptık. O halde burada her zaman çifttir diyemeyiz. Çünkü tek de olabiliyor. Bireyledik. 2'ye bakalım. 2 tek yapmaya çalışalım. Peki C'yi tek verirsem artı B'nin de tek olması gerekiyor. Artı B tekse arkadaşlar A ve B zıt karakterli olur. Peki A ve B zıt karakterliyken burayı tek yapabiliyor muyuz? A ve B zıt karakterli olsun. C tek bu arada. Şimdi A'ya tek versem B'ye çift vermek zorundayım. Burası tek. G'de tek olmuştu. Toplamları oldu. Çift oldu. Yani bunu bağlayamadım. O halde A'ya çift verelim. B'ye tek verelim. A'ya çift verirsek A çarpı C çift olur. Yazalım. A, C artı. çift verdim. Burası çift oldu. B'ye arkadaşlar seçim verdiysem B'ye tekrar mektedim. C'ye de tekrar mektedim. Yine çift. Hadi yine sağlayamadık. O halde burada arkadaşlar bir ifadeyi hiçbir zaman tek yapamıyoruz. Yani bu daima çift. Peki bunu tek yapabiliyor muyuz? B'ye tek verelim. A ve C tek olsun toplumları. Toplumları tekse A ve C zıt karakterli olsun. A ve C karakterli ise buradaki çarpım nedir? Silelim. A ve C karakterli ise burası çifttir. C'ye tek vermiştim. C arkadaşlar tek de olabilir, çift de olabilir. Halde C'ye ben tek verdiğimde sonuç çift olur. Çift verdiğimde sonuç tek olur. Yani tek sayı olmasını sağladım. arkadaşlar bunlara da e, tek değer verebildim. Hadi B çarpı A artı C ne oldu? Tek olmuş oldu. Yani buradaki ifadenin tek sayı olmasını sağladım. Bunun da tek olmasını sağladım. Burası da daima çift değildir. Hadi yalnız 2'dir. Beşinci soru. A ve B doğal sayılar olmak üzere eşitlikleri verilmiş. Buna göre A artı B toplamı hangilerini alabilir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda A sayısı 8'den büyükse örneğin A sayısını 9 alalım. 13'ü sağlaması için B'yi 4 alabiliyor muyuz? Bakalım kontrol edelim. 4 küçük müdür 9 4'ten? da küçüktür 8'den. 8 küçük 9'dan. 9 küçük 12. 12 küçük 13. Eşitsizlik sağlandı. Yani toplamları 13 olabilir. Peki A 9 iken B 6 olabilir mi? 6 küçüktür 9 eksi 6 olamaz demek ki 15 olamıyor 9 ken 15 olamıyor peki a eşittir 10 iken b 5 olabilir mi 5 küçüktür 10 eksi 5 olamıyor a eşittir 11 iken arkadaşlar b 4 olabilir mi toplamın 15 olmasını deniyoruz b 4 olabilir mi bakalım 4 küçük müdür 11 eksi 4 7'den 7 küçük 8'den 8 küçük 11'den 11 küçük 12'den 12 12'de küçük 15'ten. Evet bu de sağlandığı için 15 de olabilir. 11'ken iken 6 olabilir mi? Toplamların 17 olması için. A 11 iken B 6 olabiliyor mu bakalım. 11 eksi 6 5 yapıyor. 6 5'ten küçük değil 17 olamıyor. Bunu eledik. O halde cevap 1 ve 2'dir. 6. soru. A ve B gerçek sayılar olmak üzere eşitleri verilmiş. Buna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi mutlak değer hiçbir zaman hiçbir zaman negatif olmayacağı için 2A 4 daima 0'dan büyük ya da eşittir. Buradan 2A büyük eşit 4 olduğunu görürüz. A büyük eşittir 2'dir. A 2'den büyükse A artı 1 daima pozitiftir. Yani burası pozitif halde bu olduğu gibi çıkar. Yani a artı 1 olarak çıkar. Eşittir 2 ax 4 ise buradan a eşittir 5 çıkar. Peki a yerine 5 yazarsam b eksi 5 mutlak değer eşittir 3 artı b olur. Eğer olduğu gibi çıkmış olsaydı yani b eksi 5 olarak çıksaydı b eksi 5 3 artı b olurdu ve b'ler gittiğinde eksi 5 3 eşit olurdu. Demek ki bu olduğu gibi çıkamaz. B eksi 5. Önüne eksi olarak çıkarsa eksi b artı 5 olur. Bu eşittir. 3 artı b ise eksi b'yi karşıya aldığımda 2b eşittir. 2. B buradan 1 çıkar. O halde a ile b'nin çarpımı 5'tir. 7. soru. 3 basamaklı 4ab doğal sayısı 4 ile bu 4 ile bu sayının bir fazlası 5 ile 2 fazlası 6 ile tam bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamının toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Arkadaşlar 4 ile bölünüyorsa B sayısı çift bir sayı ve bir fazlası 5 ile bölünüyorsa B sayısı arkadaşlar bir sonrası 0 ya da 5 olacaksa ve 4'e bölünüyorsa B'yi çift kabul etmeliyiz. B'yi çift olarak ne kabul ederiz? 4. B 4 olsun. 4 A 4 sayısı. Bunun bir fazlası 5 ile tam bölünür fazlası. 2 eklersek 4 a 6 yapar. Bunun 6 ile tam bölünmesi gerekiyor. Yani 3 katı olması gerekiyor. Hem de katı olması gerekiyor. Zaten çift sayı 2'nin katı. Bakanlarını toplarsam 10 artı a 3'ün katıysa a sayısı 2, 5, 8 değerini alabilir. Durumda a'nın alacağı miktar 8'dir. Şeyi de mecburen 4 almak zorundayız. 4, 8 daha. 2. yap. 8. soru. Asal çarpanları aynı olan sayılara asallaş sayılar denir. Örneğin 12 ve 18 asallaş sayılardır. Buna göre 450 ile asallaş olan 450'den küçük kaç doğal sayı vardır? 450 nasıl bir sayı arkadaşlar? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Demek bizim sayımız 2, 3 ve 5'i kesinlikle barındırmalı. 3, 5 2, 3, 5'i barındıran en küçük sayımız ne? 3 kere 5'ten 30. Hadi. Bu 30'un katları da, tabii ki şuradaki sayılarla çarpacağız katlarında. Katları da asaldaş olacak 450 Örneğin 30'un 2 katı 60 asalda, asaldaştır. 3 katı 90 asaldaştır. 9 katı 270 asaldaştır. 5 katı 150 asaldaştır. 25 katı 30'un 25 katı geçer arkadaşlar. Peki. 60'ın 2 katı 120 asaldaştır. 60'ın 3 katı 180 asaldaştır. 60'ın 4 katı 240 asaldaştır. 60'ın 8 katı 480 geçer. 90'ın 3 katı 270 asaldaştır. 90'ın 4 katı 360 asaldaştır. 90'ın 5 katı 450 eşit olur. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben yani daha sayımız var arkadaşlar. 150'nin 2 katı 300 asaldaştır. Yani farkındaysanız katlarını alırken çarptığım sayılar 2, 3, 5 sayılarını barındıran sayılar. Yani 7'yi veya 11'i barındırmaması gerekiyor. Çünkü farklı bir asal olmuş olur. Halde 2, 3 ve 5 asallarına oluşan katlarını aldım. Diğer sayıları bulurken toplamda 10 tane sayı vardır. Cevap Bursa'dır. 9. soru. Bir ikilinin bileşenleri çarpımı kare kük, tam sayısı bu ikili tam ikilinin. Örneğin 2, 8, 2 ve 8'in çarpımı tam sayı olduğundan bu ikili tam ikilidir. Pozitif tam sayıların alt kümesi olan 3 kümenin aşağıda verilen şemada gösterimde her kapalı bölgede en az bir eleman bulunmaktadır. Buna göre kümelerinden hangilerinde en az bir tane tam ikili vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kapalı bölgelerde bakın bunlar kapalı bölgeler. Her birinde en azından bir tane eleman olsun. A, B, C, D, E, F, G olsun. A kesişim B nedir? D, E'dir. Kartezyen çarpım C D E F G'dir. Peki bunları kartezyen çarpım yaptığımızda örneğin E ile E yaptığımızda E kare olur ki bakın E virgül E ikilisinde E kare olur. Bunun da karekökü E olarak çıkar. Yani bir tam sayı olur. O halde bir vardır. G'nin A'dan farkı GF'dir. A'nın B'den farkı AD'dir. Bunları kartezyen çarpım yaptığımızda karekök dışına çıkıp çıkamayacağını bilemeyiz. Çünkü aynı bir harf yok. Yani G çarpı G ifadesi yok ya da P çarpı P ifadesi yok. Buna bakalım. B e birleşim C B e, C E F D G'den oluşuyor dezen çarpım B'nin tümleyeni demiş. ADG'den oluşuyor. Burada örneğin D ile D'yi alırsak D'nin karesi yani D bileş virgül D'yi aldık. Buradan D'yi buradan da D'yi aldık. Bunu D çarpı D yazıp karekök yazdığımızda D olarak çıkar ki en az bir tane eleman bulmuş olur. Bu da tam ikili olmuş olur bu D, D ikilisi halde bunlar en az bir tane tam ikili içerir. Yani cevap 1 ve 3'tür. 10. soru. Karmaşalar kümesi tanımına V ve Z karmaşıklar için eşitleri veriliyor. Buna göre Z kare artı V kare ifadesi hangisine eşittir demiş. Şimdi burada arkadaşlar V gördüğümüz yere I çarpı Z yazabiliriz. Z'yi karşı attım. V gördüğümüz yere bunu yazalım. Z eksi İZ eşitmiş eksi 1 eksi 5 i. Buradan d parantezinde 1 eksi i eksi 1 eksi 5 i olur. Buradan z eşittir. Eksi 1 eksi 5 i bölü 1 eksi i olur. Eşeline çarparsam eşitini 1 artı i. Bunu yukarıda yazıyorum. 1 artı i ile çarptım. Buradan eksi 1 eksi i eksi 5 i Eksi 5 i kare yani artı 5 yapar. Bölü 1'in karesi artı 1'in karesinden paydamız da 2 yapar. Yani bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 1'in karesi eksi i'nin karesinden 1 bir artı 1'den 2 yaptı. Yukarı düzenledim. 4 eksi 6 i bölü 2 da 2 eksi 3 i'dir. Arkadaşlar D sayısını bulduk. 2 eksi 3 i'miş. B sayısı da z'nin i ile çarpmış hali yani 2, bunu i ile çarparsam 2, eksi 3 kare. Yani bu da artı 3 yapar. Şimdi z ile b'nin karelerine bakacağız arkadaşlar. z kare artı b kare eşittir. Bunun karesini alırsam 4 eksi 9. Eksi 3'ünün karesi eksi 9'dur. Birinci rekinin çarpımının katı eksi 12 artı bunun karesi eksi 4 artı 9 ve ikisinin çarpımından artı 12 dönersem bunlar gider 4 x eksi 9 eksi 5 burası artı 5 toplamları 11. soru eşitsizliğin gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdaki hangisidir demiş eşitsizlik soruları çözülürken bir taraf sıfır yapılır. Bunu karşıya atalım. x eksi 2 bölü x eksi 1 büyük sıfır olsun. Payda işlersem x kare eksi x eksi 2 bölü x eksi 1 büyüktür sıfır olur. Payın kökleri arkadaşlar. Eksi 2 artı 1. Paydanın kökü de zaten direkt 1'dir. Payın kökü diyelim. 1'imiz 1. X2'miz 2. Kaydanın kökü de buna 3 diyelim. O da 1. O halde şart tablosunu incelersek X sonsuz eksi 1 1, 2 sonsuz bir de tanımsız yapıyor. Sıfırı olması gerekiyor. Eşitlik yok. Eksi 1 olması gerekiyor. Peki. Örünü boş bıraktım yani şikayetimiz artı bu da artı en sağdan artı ile başladım eksi artı eksi bunu veren eşitsizlik yani sıfırdan büyük olduğu yer burası bir de burası bunu veren eşitsizlik hangisinde var bursada var arkadaşlar 12. soru İki basamaklı bir doğal sayının rakamlar çarpılarak yeni bir sayı elde ediliyor elde edilen sayı bir basamaklı oluncaya kadar aynı işleme devam ediyor 49 sayısı için 49, 4'e 9'u çarpılmış 36 olmuş. 3 ile 6'nın çarpımı 18. Sonra 1 ile 8 çarpılmış 8, 8 demiş. Bu işleme göre sonucu asal rakam çıkan. Sonucun asal olması gerekiyor. En büyük ve en küçük AB2 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. En küçüğün arkadaşlar örneğin 10 alsak. 10 ile 10 alırsak 1 ile 0'ın çarpımı olur ki 0 olur asal değil. 11 alsak 1 ile 1'in çarpımı 1 olur asal değil. 12 alsak 1 ile 2'nin çarpımı 2'dir. Asaldır. Peki 75 alsak. 75 arkadaşlar en büyük sayı olarak 75 alsak. 7 ile 5'in çarpımı 35. 35. 7 ile 5'i çarptık 35. Sonra 3 ile 5'i çarptık 15. 15 ile de 1 ile 5 ile çarptık 5 oldu. Bu halde 75 de yazabileceğimiz en büyük sayıdır. 75 artı 12'den 13 87'dir. Yani cevap nedir nedir? 13. soru. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için eşitlikleri verilmiş. Buna göre işini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. gfx, fgx bunlar lazım bulalım gfx ne demek? fx yerine 4x artı 3 yazarsam g(x) eşittir. g'nin görevi neymiş? İçindekini 3 ile çarpıp 4 çıkartmak. Halde 4x artı 3'ü 3 ile çarpıp 4 çıkartalım. 12x artı 9 eksi 4 12x eksi artı 5 olur. Peki f gx'i bulalım. f gx'in eşitini yazarsam 3x eksi 4 bu da F'in görevi içindekini 4 katına alıp 3 eklemek. 4 çarpı 3x eksi 4 artı 3. 12x eksi 16, 12x eksi 13 yapar. Peki bunları toplarsam? 24x eksi 8 yapar. 24x eksi 8 eşitmiş. Gf1. F1'miz ne? 7. G7'miz ne? 21 eksi 4'ten 17 eksi hep g0. Önce g0'a bakalım. Eksi 4. F eksi 4'ümüz de eksi 13. 17 eksi eksi 13. Buradan arkadaşlar 24x eksi 8 eşittir. Ne yaptı? 30 yaptı. Karşı yattım. 24x eşittir. 38. X eşittir. 38 bölü 24. Bu da 19 bölü 12'dir. Yani cevap denizlidir. 14. soru A ve B sıvıdan farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyon için fx fonksiyonu verilmiş. Eşitleri veriliyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar a ax artı b'ymiş. f a'mız ne olur? a artı b olur. Bunun 3b olduğunu söylüyor. O halde a kare neye eşittir? 2b'ye. f b'miz de fonksiyonda b yazarsam ab artı b olur. Bu da 3a'ymış. Arkadaşlar ab artı b 3a ise a'ları bir tarafa b'leri bir tarafa toplayabiliriz. ab'yi karşı atalım. 3a eksi ab eşittir b. Bundan a parantezinde 3 eksi b eşittir b. Yani a yerine b bölü 3 eksi b yazabilirim. Burada yazsam denklemi çözsem. A kare gördüğüm yere B bölü 3 eksi B'nin karesi yazsam eşitmiş 2 B'ye. İfadeyi düzenlersem B kare bölü 9 eksi 6 B artı B kare eşittir 2 B. İfadeyi biraz daha düzenleyelim. 2 B küp eksi 12 B kare artı 18 B eşittir B kare. Her evet, tarafı B parantez alsam sadeleştirirsem 2B kare eksi 12B artı 18 eşittir B olur. Karşıya attım. 2B kare eksi 13B artı 18 eşittir 0 olur. Peki B'yi buradan vuralım. 2B'ye B desek arkadaşlar eksi 6'ya eksi 3 desek. Eksi 6, eksi 6, eksi 12 yapar. Peki eksi 9'a 2 desek eksi 4 eksi 9 13'ü verdi. Halde B'nin bir tanesi 9 bölü 2'dir. B'nin diğeri de 2'dir. A ve B hakkında bir şey demiş miydi? Pozitif gerçel sayılar demişti. Arkadaşlar B 9 bölü 2 ve B 2'dir. Bunlardan birini almamalı. Bakıyoruz ne demişti soruda A ve B pozitif gerçel sayılar. Bakın A sayısı B bölü 3 eksi B idi. B yerine 3 yazarsak yani pardon 4 yazarsak 3 eksi 4 buçuk negatif. O halde negatif olmaması lazım. Bunu iptal ettik. Yani 4 buçuk bölü negatif bir ifade negatif. Hadi B'ini ne alıyorum. 2. B2 ise A kaçtır? Yazdım. 2 bölü 3 eksi 2'den A'yı da 2 buldum. Halde fonksiyon neymiş? Ax artı idi x artı 2'dir. Neyi soruyor? 2f2 artı 2f2. Yani 4f2 soruyor. f2'miz de 6 olduğu için 4 kere 6'dan 24'tür. 15. soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonu 0,5'ten eksi 2, 2 aralığı tanımlanmış. Fonksiyonun doğru parçalarına oluşan grafiği verilmiştir. Buna göre f e fx eksi 1 ise eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar f bileşke fx eşittir eksi 1 ise bunu daha rahat yorumlamak için her taraftan ne yapalım? Fonksiyonun tersini bileşik işlem yapalım. F'in tersinde eksi 1 olsun. Burası birim fonksiyon yaptı. Birim fonksiyon bileşke f eşittir f'in tersinde eksi 1. Burası f yapar arkadaşlar. Fx'miz f x'imiz f f'in tersinde eksi 1'miş. Peki eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1'e gelen vatandaşlar bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi de buradadır arkadaşlar. Peki fx ne olabilir? fx'imiz arkadaşlar benzerlik kuracak olursak burası 0,5'tir, burası 1,5'tir, burası 2,5'tir. Yani fx'imiz veya fx'imiz 1.5 veya fx'imiz 2.5 olabilir. Peki fx'i 0.5 yapan değer yani pozitif yapan değer bakın buradadır. 0.5 burada 1.5 burada 2.5 zaten olamıyor. Peki 0.5 yapan değerler arkadaşlar bakın tam buradadır. Peki 3'ten 5'e 2 bir artmış, 0'dan 2'ye 2 artmış. Demek ki aynı oranda artıyor. Ancak 0.5'e çıkabilmesi için 3'ün hemen 0.5 ilerisi yani 3,5'e ilerlemeliyiz. F3,5 eşittir 0.5'tir. Peki 1.5 ilerlemek için 3'ten 1.5 ilerlemeliyiz. 3'e 1.5 eklersem 4.5. Bakın 4.5'da da fonksiyonumuz 1.5 olur. F4.5'da arkadaşlar 1.5 olur. Halde 4.5 artı 3.5 ne yapar? X'lerin toplamını sormuştu. 8 yapar arkadaşlar. 16. soru. Mx, Tx ve Nx birer polinom olmak üzere bölme işlemleri veriliyor. Buna göre K değeri kaçtır demiş. Şimdi bölme tanımından Mx ne yazabiliriz? X eksi 1 çarpı Tx artı 1. Peki bu nedir? X kare eksi 4 çarpı mx mx yerine bunu da yazabiliriz arkadaşlar eşitine ama şimdilik mx yazalım eşitmiş 2x eksi 1 çarpı nx artı k buna göre k değeri kaçtır demiş arkadaşlar ifadeyi sıfırlayabilmek adına yerine ben 2 yazsam burası ne olur sıfırlanmaz peki mx'in eşitini yazmış olsaydım x kare eksi 4 çarpı mx yerine x eksi 1 çarpı tx artı 1 yazmış olayım. Bunun mx yerine yazdım. Eşitmiş 2x eksi 1 çarpı nx artı k. Burayı sıfırlayan bir x değeri var mı? Evet var. x yerine 1 bölü 2 yazarsam buradan kurtulurum. x yerine 1 bölü 2 yazarsam buradan da kurtulurum x yerine 1 bölü 2 yazarsam geriye ne kaldı? 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 4 eksi 4 çarpı burada 1 kaldı. Eşittir. Burada direkt k kaldı. O halde k nedir? Eksi 15 bölü 4'tür. Yani cevap buna nedir? 17. soru. Gerçel katsayılı 4. dereceden px polinomunda px eşittir 2 denklem çözüm kümesi olduğuna göre P(x) polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu denklemde 1 2 3 ve 4 yazdığımızda hep 2 olmuş. O halde sanki x 1'e, x 2'ye, x 3'e, x 4'e bölünmüş. Her defasında 2 olmuş. O halde P(x) şöyle alalım. P(x) a çarpı (x 1) çarpı (x 2) çarpı (x 3) çarpı (x 4) Artık 2 alalım. Peki. Px'in sabit terimi demiş. P0. Bakalım ne oluyor. A çarpı buradan 1, 2, 3 ve 4 çarpımından 24 gelir. Artık. Şimdi baktığımızda Px polinomu hangisine eşit olamaz. 0 olabilir mi? Arkadaşlar. A yerine eksi 1 bölü 12 yazarsak 0 olabilir. Peki. A yerine arkadaşlar eksi 1 bölü 24 yazarsak olur. Hepsi olur. 17. soru. Gerçel katsayılı dördüncü dereceden px polinomunda px eşittir 2 denklemin çözüm kümesi 1, 2, 3, 4 olduğuna göre px polinomunun sabit terimi aşağıdaki adın hangisiyle eşit işte olamaz demiş. Arkadaşlar bakın bu kökleri yazdığımızda polinom hep geçti olmuş. O halde polinomu dördüncü dereceden ifadesine dikkat ederek şöyle yazalım. A çarpı x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Bakın burada 1 yazarsam, 2 yazarsam, 3 yazarsam veya 4 yazarsam hep 0 olur. Ama 2 olması için buraya artı 2 yazıyorum px polinomunu bu şekilde tanımladık. Peki px'in sabit terimi yani p0 ne olur? 0 yazdım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 oldu. Çarpımları 24. Yani 24 a Artı 2. Peki. Px polinomun sabit terimi hangisi olamaz demiş. Peki bu polinom 2'ye eşit olmuş olsaydı a sayısını 0 almış olurduk. Fakat a sayısını 0 alırsak polinom 4. dereceden olmaz. O halde a sıfır olamayacağına göre t sıfırımız ne olamaz? 2 olamaz. Yani cevap Beyhan'dır. 18. soru. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere denklemin kökleri A artı 3 ve B 5 eksi B'dir. Buna göre B eksi A farkı kaçtır demiş. Bu ifadeyi biraz açalım arkadaşlar. Bu ne olur? Bu ifadeyi çarpıyorum. x kare eksi A artı B x artı AB. Burayı da açarsam AB eksi 4 A olur. AB'ler götürürse x kare eksi A artı B x x artı 4 A eşittir 0 olur. Bu denklemin kökleri A artı 3 ve 5 eksi B'ymiş. Peki bu kökleri toplarsam A eksi B artı 8 olur. Buradaki kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan a artı b'dir. Buradan a artı b'yi getirip bakın bu da kökler toplamı. Bu da kökler toplamı. Bu da kökler toplamı. O halde bunlar birbirine eşittir. a artı b buna eşitse a'lar gider. 2b eşittir 8. b eşittir 4'tür. Peki b4 ise kökler çarpımına bakalım. Arkadaşlar kökler çarpımı eksi 4'ten 1 olur burası. B yerine hemen 4 yazdık. Burası 1 oldu. Kökler çarpımı ne oldu? A artı 3 çarpı 1'den A artı 3 oldu. Kökler çarpımı burada yorumlarsak 4 A'dır. Buradan 4 anın yanına A yatarsam 3 A eşittir 3 A 1 çıkar. B 4 A da 1 B eksi A çıkar arkadaşlar. 19. soru. Aşağıda fx parabolü verilmiştir. Bir köşesi parabolün tepe noktası olan OATM dikdörtgenin alanı s birim kare ve çevresi ç birim olmak üzere. ç bölü s fk artı 1 olduğuna göre parabolün y eksenin kesici noktanın ordinatı kaçtır demiş. Parabole baktığımızda tepe noktasının apsisi biliyorsunuz arkadaşlar bu formatta olanlar yani x eksi r'nin karesi artı k formatında olan Parabollerin tepe noktası neydi? TR K'ydı. X'ten ne çıkmış? K artı 1. Yani düzenlersem X eksi K artı 1. Bunun karesi artı K artı 1. X'ten çıkan sayı absisti. Yani absisimiz tepe noktasının absisi K artı 1. Burası K artı 1'dir. Ordinatı da K artı 1. Yani şurası da K artı 1'dir. O halde bu dikdörtgenin çevresi arkadaşlar K artı 1'in nedir? 4 katıdır. Çünkü k artı 1'e k artı 1 bir kare olmuş oldu. halde burası 4 çarpı k artı 1. Alanı k artı 1'in karesi olur. Bu eşitmiş f k artı 1'e. f k artı 1'e baktığımızda burada k artı 1 yazdığımızda burası 0 eşittir k artı 1 olur. Peki k artı 1'ler sadeleşirse a artı 1'in karesi eşittir 4 olur. Buradan k artı 1'imiz ya 2'dir ya da k artı 1'imiz eksi 2'dir. k buradan 1 ya da k buradan eksi 3 gelir. Eksi 3 gelmesi böyleyken mümkün mü? Değil. O halde k'yı 1 alacağız. k'yı 1 aldığımızda fonksiyon neye dönüşür? x eksi 2'nin karesi artı 3 olur x arkadaşlar y ekseni kesin nokta dediği için x eline 0 yazarsak 4 artı 2'den 6 olur. Yani cevap Ceyhan'dır. 20. soru. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere aşağıdaki dik koordinat düzleminde bir logaritmik fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki eğri uzunluğu aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Şimdi arkadaşlar normalde burası bir eğrisel yol. Doğrusal olsaydı bu iki noktayı bulup AB arası mesafe ne kadardır diye bir araştırma yapabilirdik. Peki burada eğrisel bir yol olduğu için bu bulacağımız yol örneğin bu yolun uzunluğu X olsun bu X yolu buradaki örneğin Y yolundan büyük olacak. Yani X yolu X uzunluğu y uzunluğundan büyük olacak. Peki biz Y'yi bulmaya çalışalım. Daha sonra Y'yi bulduğumuzda x en yakın neye eşit olacak arkadaşlar? Y'ye eşit olacak. Başlayalım. Buradaki a'ları, b'leri veya a artı b'leri bulmamız gerekiyor. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? Logaritma ifadesinde x yerine a yazdığımızda ifade sıfır olmuş. Yani logaritma 10 tabanında yazılmıyorsa 10 taban. a kare artı b x yerine a yazdım. Eşitmiş sıfıra. Buradan buradaki gözükmeyen onu karşı attığımda a kar artı b 10 üzeri 0 yani 1 olur. Demek ki a artı b'miz 1 eşit. Bakın burada da a artı b var. Demek ki burası nedir? 1'dir. Peki 2a yazdığımızda da a artı b olmuş. Yani 1 olmuş arkadaşlar. Fonksiyonda x yerine 2a yazdığımızda 1 olmuş. 2a yazarsam logaritma 2a kare artı b eşitmiş 1'e. Buradaki 10'u karşı attığımda, burada gözükmeyen bir 10 vardı, karşı attığımda 2a kare artı b eşittir. Bunun üzeri birden 10 olur. 2a kare artı b'yi a kare artı b şeklinde görecek şekilde parçalasam, yani bunu biraz daha ayrı yazsam, a kare artı a kare artı b yazsam eşittir 10 Bakın burası 1'di. Karşı atarsam a kare eşittir. 9 elde eder. Demek ki a kare eşittir. 9 ise a sayısı 3 ya da a sayısı eksi 3 diyebiliriz. Peki. Arkadaşlar buradaki a pozitif olduğu için negatif eksi 3'ü iptal ettik. Demek ki a kaçmış 3'müş. Peki devam edelim. a 3 ise bakın burası 1'di. Burası 3,0. Burası 6,1 oldu. Bu iki nokta arasındaki uzaklık ne olur? 6-3'ün karesi artı 1-0'ın karesi toplamının karekök. Burası 3 yapar. Karesinden 9 yaptı. Burası 1 yapar. Karesi 1. Topladım. Kök 10 yaptı. Bu bulduğum aslında kök 10 kim? Şuradaki y mesafesi. Ya da x'ye demeyip a, de diyebilirsiniz arkadaşlar ya da ZT de diyebilirsiniz. Z'nin T'den büyük olmuş olduğunu söyleyelim. O halde T sayısı 10 sa, Z sayısı en yakın kimedir arkadaşlar? Kök 10 sayısına en yakındır. Yani cevap nedir nedir? 21. soru. Aralarında logaritmik tabanında 5 cm fark bulunan şekildeki cetvelerden kısa olan 10 eş parçaya uzun olan 15 eş parça ayrılarak parçalar şekildeki gibi numaralandırılmıştır. Bu cetvelerle bir tel parçası şekildeki gibi ölçülmüş. Buradaki tel parçası ölçülmüş. Buna göre şekildeki mavi renkli tel parçasının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki tam sayı kalan hangisinde yer alır demiş. Arkadaşlar bakın aradaki mesafe yani biri diğerinden logaritmik tabanda 5 santim saymış. Bunun her bir boyuna her bir birimle edersek bunun boyu 10T olur. Bunu her bir boyuna z dersek bunun boyu 15 z olur. 15 z'nin arkadaşlar 10 t'nin ne kadar fazlasıymış? Ne kadar daha uzunmuş bundan? Logaritma 2 tabanında 5 birim daha uzunmuş. Santimetre daha uzunmuş. Peki 15 z eşittir 10 t artı logaritma 2 tabanında 5 diye bir ifade yazmış olduk. Buraya bakıyoruz. 5 tane t eşitmiş 6 tane z'ye. her birine z demiştik. 6 tane z eşit. 5t gördüğüm yere 6z. 10t gördüğüm yere bakın burada 10t görüyoruz. 12z yazabiliriz. Peki 12z'yi getirip burada yerine yazsam 3z eşittir logaritma 2 tabanında 5. Buradan z'yi 1 bölü 3, logaritma 2 tabanında 5 elde ettim. Peki bu arkadaşlar telin boyunu z cinsinden bulacaksak kaç z'dir? 6 z'dir. 6 ile çarparsam 6 z eşittir. 6 çarpı 1 bölü 3, logaritma 2 tabanında 5'tir. Yani 6 z yani mavi tel eşittir 2 çarpı logaritma iki tabanına 5'tir. 2'yi 5'in üzerine üst kuvvet olarak yazarsam 6z eşitmiş logaritma 2 tabanında 25'i. 5'in karesini aldım. Peki bu 2 tabanında 25, 25'ten öncekinin kuvveti olarak ne var? Senin 4'ün kuvveti var. 25'ten önce. 25'ten sonra 2'nin kuvveti olarak ne var? 2 üzeri 5 var. Her tarafta logaritma kelimesini yazsak. Logaritma kitabında ifadesini yazsak. Logaritma kitabında 25 olur. Logaritma kitabında 2 üzeri 5. ifade büyük olur. Logaritma kitabında 2 üzeri 4. Yani 4 küçüktür. Logaritma kitabında 25 küçüktür. Burası da 5 yaptı arkadaşlar. Halde 4 ile 5 arasındadır. Yani cevap. Adana'dır. 22. soru. Logaritma konusu çalışan bir öğrenci aşağıdaki notları almıştır. Logaritma x çarpı y ifadesi tanını yapan her x y gerçel sayılar için logaritma x çarpı y eşittir logaritma x artı logaritma y. Bu tek tek not almış. Buna göre öğrencinin aldığı notlardan hangileri doğrudur? Bu ifade doğru mu bakalım? Bu ifadeyi tanımlı yapan her x y sayısı için. Örneğin arkadaşlar x'i eksi 2 alsam y'yi eksi 3 alsam bu ifade ne olur? Tanımlı olur. Yani logaritma 6 olur ve bu ifade tanımlı olmuş olur. Peki logaritma x çarpı y'yi çarpmayı toplamaya dönüştür deyip bu şekilde ayırırsak arkadaşlar yani logaritma 6 bit midir? Logaritma eksi 2 artı logaritma eksi 3. Logaritmik ifadede içerisi negatif olamazdı. Dolayısıyla bu şekilde ayırma yapamayız. A halde 1 arkadaşlar doğru değildir. 2'ye baktığımızda logaritma x eksi logaritma y ifadesini tanımlı yapan her x y gerçel sayılar için logaritma x bölü y logaritma x eksi logaritma y şeklinde yazılır diyor. Şimdi artık x'in ve y'nin pozitif olduğunu garantilediğimiz için bu ifade pozitiftir deyip bölme çıkarmaya dönüşür diyebiliriz. Yani bu doğrudur. Peki logaritma x kare ifadesini tanımlı yapan her x gerçel sayısı için. Şimdi x'i ben eksi 2 alırsam ne olur? Logaritma eksi 2'nin karesi 4 eşit midir? 2 çarpı logaritma eksi 2'ye. Hayır. Negatif olduğu için tanımsız oldu. A3 her zaman doğru değildir. Logaritma x ifadesi tanım yapan her x gerçel sayısı için demiş. Yani x'in 0'dan büyük olduğunu garantiledi. Logaritma x'in karesi demek aslında log x'in karesi demek. Yani peki en dışarıdan yazabilirsiniz diye not almış. O halde arkadaşlar 4'te nedir? Doğrudur. 2 doğru, 4 doğru. Yani cevap nedir nedir? 23. soru. 2 3'leri mi A1, A2 ve A3 olan aritmetik bir dizi ve ilk üç terimi B1, B2, B3 olan geometrik bir dizide eşitleri verilmiş. Bu dizinin ilk terimleri 6 olduğuna göre oranı kaçtır demiş. İlk terimleri 6 olduğuna göre arkadaşlar A1 yerine 6, B1 yerine 6 yazabiliriz. Aritmetik dizilerde ortanca baştakiyle sondakinin toplamının yarısıdır. Örneğin A2, A1 ile A3'ün toplamının yarısıdır yazabiliriz. Geometrikte de ortadakinin karesi B1 ile B3'ün çarpımıdır yazabiliriz. Peki A1 ve B1'i bildiğimiz için bilerek yani 6 yazarak bunların yerine devam edelim yolumuza. A2 eşittir 6 artı A3 bölü 2. b 2nin karesi eşittir 6 çarpı B3. Şimdi A2 eksi b 2 de 3 vermiş arkadaşlar. A3 yerine de B3 yazabileceğimizi söylüyor. Arkadaşlar A2'miz. A3 yerine B3 yazarsam 6 artı B3 bölü 2 yazabiliriz A2 yerine. Peki B3'miz de. A2 eşittir 6 artı B3'miz de ne eşit? Buradan B3'ü yalnız bırakırsak. B3'ü. B2'nin karesi bölü 6 yazabiliriz. B2'nin karesi bölü 6 yazdım. Bölü 2 yazdım. Eksi, bakın A2'nin bunu yazdım. Eksi B2 eşittir 3 vermiş. Bu denklemi rahatça çözmek adına b 2 T diyelim. Arkadaşlar. T yazarsam. Arkadaşlar burada A2 gördüğüm yere 6 artı B3 bölü 2 yazarsam şu denklemde yazalım. 6 artı B3 bölü 2 eksi B2 eşitmiş 3. Burada B3 gördüğüm yere B2'nin karesi bir 6 yazabilirim. 6 artı B2'nin karesi bölü 6 bölü 2 eksi B2 eşittir 3 denklemi rahatça çözmek adına önce 2 ile çarpalım. 6 artı B2'nin karesi bölü 6. 6 sadece burada var. Eksi 2 B2 eşittir 6. Her tarafı 2 ile çarptım. Şimdi bir de 6 ile çarpalım. 36 artı B2'nin karesi eksi. 6 ile çarptım. 12 B2 eşittir 36. 36'lar giderse B2'nin karesi eşittir 12 B2 olur. Buradan arkadaşlar B2'lerin bir tanesi gitmiş olsa B2 12 bulmuş olur. Peki B2'miz 12 ise a 2 de bulmuş olduk. A2 nedir? B2 12 ise a 2 de 15'tir. A1'miz neydi? 6'ydı. B1'miz neydi? 6'ydı. B2'de ne buldum? 12 buldum. B1'in 6, B2'nin 12 olması ortak çarpanın 2 olduğunu söyler. Yani R ile çarptığımızda 6'yı 12 olduysa 6R eşittir 12 deyip R'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz ortak çarpanın. Halde ortak çarpan 2 ise arkadaşlar ne yapabiliriz? 6 geometrik e, terimleri direkt hepsini tek tek bulabiliriz. A1 6'yı B2 12 buldum. Pardon, B1 6'ydı. B2 12 buldum. b 3 de 12 ile 2 ile çarparım. 24 bulur. Peki A1'i ne bulduk? 6. A2 ne bulduk? 15. Burada ne anlıyoruz? Ortak farkın e ortak fark olsun. 9 olduğunu anlıyoruz. O halde 6 yazıyorum A1 yerine. 15 yazıyorum A2 yerine. 9 eklersem 24 yazıyorum A3 yerine. Yukarısı 39, 45 yaptı. Aşağısı 18, 24, 42 yaptı. İşte sadeleştirirsem 15 bölü 14 yaptı. Yani cevap Denizli'dir. 24. soru. Bir dizide ard arda gelen herhangi A tane terimi A'lı blok denir. Örneğin, Ken 2, 4, 6, 8 gitmiş. 4, 6, 8 bir üçlü bloktur. Üçlü olunca üçlü blok olmuş. B'nin bir dizi... BM bir dizinin genel terimi olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre A'nın dizisinin en çok kaçlı blokunda arda arda gelen her iki terim toplamı birbirine eşit olabilir. A'nın dizisi nasıl gider arkadaşlar? Aynı dizisi 1 iken 1, 1. terim 1, 2. terim 2, 3. terim 3, 4. terim 4. Peki en çok kaçlı blokunda diyor. Bundan sonra öyle terimler yazacağız ki arkadaşlar arda arda topladığımızda hep toplamları birbirine eşit olacak. Peki BN 5 ile 10 arasında bir genel bir dizinin genel terimiymiş arkadaşlar. Örneğin <laughs> BN'i öyle bir tanımlayalım ki BN'imiz bakın şimdi sırada 5 yazacağım tek sayı yazdığımızda N tekken 3 eşit olsun. Neden 3 dedim arkadaşlar? 3 artı 4 7. 4 artı 3 7 olsun diye. En çiftken de arkadaşlar. 3'ten sonra tekrar 4 yazmak için. 4 olsun diye böyle bir dizi tanımladım. O halde 3 4 3 yani bu. Arkadaşlar eniştir 4 için de. Bu eniştir 5 için. 6 için. 7 için. 8 için. 8 için tekrar 4 oldu. 9 için 3 oldu. 10 için burada değil burada yazacağım. 10 yazarsam bakın burada da 4 olmuş oldu. 11 yazarsam 3 olmuş oldu. 12 yazarsam da bu arda arda gelmeler bozuluyor. 2 oldu. 12 yazarsam 2 oldu. O halde bakalım. Kartı uyuyor mu? 3 artı 4 7. 4 artı 3 7. 3 artı 4 7. 4 artı 3 7. Bu şekilde hep gidiyor. O halde kaçlı blok var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. halde 9'lu blokta bu istenen gerçekleşir. Yani cevap nedir nedir? 25. soru. 20 santim santimlik bir cetvelin 3 santim ile 7 santim arası ve 11 santim ile 20 santim arası silinmiştir. Burası ve burası silinmiş. 14 santim uzunluğu bir ölçüm yapmak isteyen Mert bu uzunluğu her bir ölçümü santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde iki ölçümün toplamı olarak elde edecektir. Buna göre Mert bu ölçümü kaç farklı biçimde yapabilir? Şimdi 14'ü nasıl elde edebiliriz? 0 ile 14'ü toplarsam elde edebilirim. Peki 0 ile 14'ü elde etme mümkün mü? 14 santim cetvel üzerinde var mı? Yok arkadaşlar. O halde bunu elde edemem. 1 ile 13'ü toplarsam 14 olur. Peki 1 santimi bu şekilde ölçebiliriz. 13 santimde 7'den 20'ye kadar ölçsem 13 santim olur. Bunu elde edebiliyoruz. 2 ile 12'yi hesaplayabiliyor muyuz burada? 0-2 arasını ve 8-20 arasını 2 ve 12 olarak ölçebiliriz. 3-11 0-3 ve 9-20 arasını 3-11 olarak ölçebiliriz. 4-10 şeklinde ölçebilir miyiz? 4 için ne lazım bize? Örneğin 3'ten 7'ye kadar ölçsem 4 santimdir. Ee, 10 santim nasıl elde edebiliriz? Direkt burada 10 santimi elde edebiliyoruz. 5'e 9 elde edebiliyor muyuz? Şimdi 5 santim lazım. Buradan 2'den 7'ye 5 santim. 9 direkt 0'dan 9'a 9 santim elde edebiliyoruz. 6'ya 8 elde edebiliyor muyuz? 6, 8. Örneğin 2'den 8'e kadar 6'yı elde edebiliriz. 8'i de direkt zaten elde edebiliyoruz. Peki 7'ye 7 elde edebilir miyiz? 0'dan 7'ye 2 kez ölçersek elde edebiliriz. Şimdi 8, 6 diye devam edebiliriz ama zaten burada hesaplamıştık. Burada soruda Mert bu ölçümü kaç farklı biçimde yapabilir derken arkadaşlar. Örneğin 3 11'i farklı şekillerde elde edebiliriz veya 5'e 9'u farklı şekilde elde edebiliriz. Örneğin nasıl elde edebiliriz? 5'e 9'u. Bakın 5'e 9'u demin ben ne söyledim? 5'e 9'u şurada çekeyim. 2 ile 7 arasını ölçtüm. 5 sonra 9'u da 0, 9 arasını ölçtüm. Şöyle de ölçebiliyoruz ama bunu iki kez saymayacağız arkadaşlar. Örneğin 1 ile pardon 3 ile 8 arasını 5 santim olarak ölçebiliriz. Ve 0 ile 9 arasını 9 santim olarak ölçebiliriz. Veya 11 ile 20 arasına 9, 11 ile 20 arasını 9 santim olarak ölçebiliriz. Şimdi bunların hepsi ne oluyor? 5'e 9, 5'e 9. Bunlar farklı bir ölçüm olmadığı için yani 5 santime 9 santime sadece bir kez saymamız gerektiği için bunları düşünmeyeceğiz arkadaşlar. O halde toplam kaç farklı şekilde ölçüm yaptık? Toplam 7 farklı şekilde ölçüm yaptık arkadaşlar. 26. soru. Aşağıda bir bankanın giriş çıkış turnikesi verilmiştir. Turnikenin kolları şekildeki gibi üç farklı renge boyanmıştır. Turnikelerin her ikisi de çift yönlü çalışmaktadır. Bu bankaya gelen Necmi Bey bu turnikelerden giriş çıkışını yapmıştır. Buna göre Necmi Bey, Necmi Bey'in aynı turnikeden aynı renkli üstteyken geçmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki farklı giriş çıkış var. Buna A girişi diyelim, buna B girişi diyelim. Necmi Bey'den şunu istiyoruz. A'dan girdiyse örneğin A'dan maviden girdiyse tekrar A'dan maviden çıkmasını istiyoruz. Şimdi A turnikesinde hangi renkten geçmiş olabilir? M'den geçmiş olabilir. A turnikesinde yani maviden geçmiş olabilir. A turnikesinde kırmızıdan geçmiş olabilir. A turnikesinde sarıdan geçmiş olabilir veya B turnikesinde maviden, B turnikesinde kırmızıdan, B turnikesinde sarıdan geçmiş olabilir. Yani Bey'in geçebileceği altı farklı durum var. Örnek uzayımız alt. O halde istenen şey ne? Bunların hangisinden geçtiyse tekrar ondan geçmez. Örneğin BS'den geçtiyse tekrar BS'den geçmez. Örneğin girerken BS'den girmiş olsun. Çıkarken de BS'den çıkma olasılığı nedir? Tüm altı durum var. 6'da biri BS'dir. Yani 1 bölü 6. Cevap C'dir. 27. soru. Eşitliği sağlayan x toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. x'imiz 0 ile pi arasındaymış. Şimdi ifadeye baktığımızda arkadaşlar önce bunu bir karşıya atalım. sinüs 2x sonra bu da gelsin. Sinüs 4x'ler gelsin. Yani şunları yapalım arkadaşlar. Önce şunu karşıya atalım. Tanjant x bölü kosinüs 2x artı tanjant x eşittir 2 sinüs 2x. Daha sonra her tarafı kosinüs 2x ile çarpalım. Tanjant x artı kosinüs 2x tanjant x eşittir. 2 sinüs 2x kosinüs 2x olsun. Yani ne elde ettim? Sinüs 4x elde ettim. Peki. Bu tanjant x parantezi alsam ve kosinus 2x'in eksi birli formunu yarım açı formunu yazsam arkadaşlar ifade daha da sadeleşecek. Tanjant x parantezini alırsam 1 artı kosinüs 2x Kosinus 2x'i de 2 kos kare x eksi 1 desem eşittir sinüs 4x'miş. Arkadaşlar burada birleri yok etsem tanjant x'i de sinüs x bölü kosinüs x yazsam sonra 2 kos kare x yazsam. Bir sinüs 4x. Burada da kosinüs x'leri sadeleştirsek bakın burası ne oldu? 2 sin x kos x yani sinüs x oldu. Sinüs 2 x sinüs 4 x e, arkadaşlar 2 x nedir? 4 x artı 2 k Buradaki e x eşittir. 180 eksi 4 x artı 2 k pi'dir. 1 diyelim. Şuna 2 diyelim artık. Şimdi 1'e baktığımızda. Eksi 2 x eşittir. 2 k x eşittir. Eksi k yok. baktığımızda. 6x eşittir 80 artı 2 pi eşittir 30 artı 2 k pi bölü 6 da k pi bölü 3. Şimdi x'imiz 0 ile pi arasındaydı. 0 ile pi arasındayken arkadaşlar k'ye ne verirsem vereyim. 0 ile pi arasına eşitlik olmadığı için düşemeyiz. Eşitlik yok. Yani buradan kök gelmez. Burada bakalım. k'ya 0 verirsem x'imiz 30 derece. K'ya 1 verirsem x'imiz 60 artı 30'dan 90 derece. K'ya 2 verirsem 120 artı 30'dan x'imiz 150 derece. 60 60 artıyor. Bu halde farklı kök vardır deyip bunların toplamını sormuştu. 150 80, 90, daha 270. 270'te hangisi arkadaşlar? Bursa'dır. 28. soru. Bir ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri A, B ve C olmak üzere sinüs AX, kosinüs B Y, kosinüs C'yi Z vermiş. Eşitlikler veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar sinüsleri, kosinüsleri daha rahat kıyaslamak adına bir koordinat sistemi bir de birim çember çizelim. Arkadaşlar bir şeyleri hatırlatalım size. Birim çemberimizi çizelim. Birinci ve ikinci açı ortay doğrularını çizelim. Bunu çizmiş olalım. 45 derece ve 135 derece yapın açıları. Şimdi bakın şurada. Burası x ekseni yani kosinüs ekseni. Burası sinüs 80'e. Bu bölgede arkadaşlar kosinüs 80'e daha yakınız. Buradaki açılarda kosinüs daha büyüktür. Yani kosinüs sinüsten büyüktür. Burada sinüs 80'e daha yakınız. Yani 45'ten daha büyük bir açıda. 45'ten daha büyük bir açıda sinüs kosinüsten daha büyüktür. Sinüs büyüktür kosinüs. Burada sinüsler pozitif kosinüsler negatif olduğu için. Burada da sinüs kosinüsten büyüktür. Burada da sinüs kosinüsten büyüktür. Peki bu şartı sağlamayan bir örnek verirsek ifade her zaman doğru olmamış olur. Demiş ki y x'ten küçükken yani kosinüs B sinüs A'dan küçükken kosinüs B sinüs A'dan küçükken B A'dan küçük olmalıdır demiş. Arkadaşlar kosinüsün açısını yani B'yi bu bölgeden seçsem örneğin B'yi 120 seçsem kosinüs negatif olur. A'yı da buradan seçsem arkadaşlar örneğin A'yı buradan ya da buradan herhangi bir şey seçebilirsiniz. Buradan seçmiş olalım. Örneğin buradan seçelim. Örneğin 40 seçelim arkadaşlar A'yı da. Bu da pozitif oldu. Demek ki birinci öncül sağlanmadı. Yani 40 derece büyük değildir 120'den. Geri gitti. Z, Y'den küçükken BC'den küçüktür demiş. Kosinüs C. Küçüktür. Kosinüs B iken B, C'den küçüktür demiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Bakalım. Şimdi sıfıra yaklaştıkça kosinüs değerimiz büyüyordu. Eğer C geniş açıysa B'den zaten büyük. Eğer C ve B dar açıysa dar açıda da sıfıra yakın olan daha büyüktü. Dolayısıyla B açısı sıfıra daha yakın olduğu için kosinüs B değeri daha büyüktür diyebiliriz. Yani ikinci öncül her zaman doğrudur. İkinci ifadeyi şuraya alalım. X yerine sinüs A yazalım. Küçüktür kök 2 bölü 2. Ve Y yerine kosinüs B yazalım. Şimdi buna uygun ne verebiliriz? Örneğin A'yı 136 almış olsam eşitsizlik sağlanır. A 136 alınca C'yi daraç almak zorundayım. C daraç olursa C ve B daraç olur. Bu eşitsizlik sağlanabilir. Örneğin B'yi de 2 alabilirim. C'yi de ne alırım? 42 alabilirim örneğin. Eşitsizlik sağlanır. Peki C 42 olduğunda Z sıfır olur mu? Hayır. Z ne olur? Büyük sıfır olur. O halde 3. ölçüm ne oldu? Sağlanmadı. Yani yanlış oldu. O halde cevap yalnız 2'dir arkadaşlar. 29. soru. X 0 2 P aralığındayken eşitliğe verilmiş. Buna göre ifadesi aşağıdaki hangisine eşittir demiş. Şimdi sinüs x önüne eksi olarak çıktıysa demek ki bu sinüs x üçüncü ya da dördüncü bölgede. Kosinüs x de olduğu gibi çıktıysa demek ki x'imiz arkadaşlar dördüncü bölgede. Üçüncü bölge iptal oldu. Peki dördüncü bölgede sinüs negatif, tanjant negatif. Önlerine eksi alacak. Eksi bu aldı, eksi de bu aldı. Birbirini ne yaptı? Götürdü. Yani ifade ne oldu? 1 eksi, eksi sinüs x bölü eksi tanjant x bölü 2. Ne yaptı bu x'ler? Birbirine götürdü. Peki, sinüs x'te yarım açı formülü uygulasak. 1 eksi 2 çarpı sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü 2 desek. Tanjant x bölü 2 de sinüs x bölü 2 bölü kosinüs x bölü 2 desek. Bunlar sadeleşse. Bunu yukarı 1 eksi 2 çarpı kos kare x bölü 2 olur. Bu da kosinüs yarım açı formülüne benziyor fakat bu hali değil. Eksi parantezinde 2 kos kare x bölü 2 eksi 1. Burası neyin açılımı? Eksi cos çarpı x bölü 2'nin açılımı. Yani ifade eksi kosinüs x oldu. Cevap adan oldu. 30. soru. Dünyanın günlük hareketlerine bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir. Aşağıdaki görselde saat 10 ve 13'te iken geliş açısına bağlı olarak bir binanın gölgesi resmedilmiştir. Güneş alçalıyor, batı doğuda yükseliyor. Saat 10 ve saat 13'te binanın gölgesiyle güneş ışınının binanın köşesinden gelme doğrultusu arasındaki açı şekilde verildiği gibidir burada alfa, buradaki alfa var. Binanın verilen iki farklı saatteki gölgeler arası KL 190, binanın genişliği 60 metre. Tanjant 2 alfa 3 bölü 4 olduğuna göre binanın yüksekliği kaç metredir demiş. Yükseklik sormuş. Tanjant 2 alfamız 3 bölü 4 ise buraya 3K, buraya 4K diyebiliriz. Peki, iki tanjant 2 alfadan tanjant alfayı bulabilir miyiz? Evet tanjant yarım açı formunda. Tanjant 2 alfa eşittir. Tanjant alfa bölü direksi tan kare alfaydı. 3 bölü 4 eşittir. Buna t diyelim. t bölü direksi t kare. Denleme yaparsam. 3 t kare eşittir. 8 t. 3 t kare eksi artı. 8 t eksi 3 eşittir 0 denklemini elde edelim. Peki ben bunu 3 eksi 1 3t'ye t diye parçalasam çarpımları 9 eksi 1 8'i verdi. Buradan t 1 bölü 3 ya da t ne olur? Eksi 3. Baktığımızda açımız dar açı. Halde t'yi alalım? 1 bölü 3 alalım. Peki burası 3k'ydı. Halde burası ne olur? 9K olur. Yani tanjan talpa 1 bölü 3 ise burası 3K iken burası 9K olur. Peki 9K, 4K ve 60. 13K artı 60 eşittir 190 ise 13K eşittir 130. K buradan 10 gelir. K 10 ise binanın yüksekliği 3K olduğu için 3K da 30 gelir. Yani cevap Ceyhan. 31. soru A ve C noktalarına sabitlenmiş uzunlukları ve gerilimleri eşit 2 yay şekil 1'deki düzenekte verilmiştir. Gösterilmiştir demiş. Şekil 1'deki düzenekin B noktasına bir ağırlık bağlandığında yaylar eşit şekilde şekil 2'deki gibi düzenek oluşmuştur. BB son olduğuna göre burası olmuş arkadaşlar. ABC eşkenar üçgenmiş üssü C de 30 olduğuna göre yani şurası 30 dereceymiş. AC kaç santimdir demiş. Daha rahat çalışmak adına şekli yan tarafa taşıyalım arkadaşlar. Şekil şöyle bir şekil. Şimdi buradan alalım. Bunu yan tarafa taşıyalım arkadaşlar. Aldık buraya. Şimdi şurada 10 santimde. Peki burası 30 derece ise eşkenar üçkense eşit miktarda Kalkacak yani buralar eşit olacak buralar 15 buralarda 15 olacak. Peki bunlar eşit olduğu için kollar 75 olacak şekilde eşkenar üçgen olduğu için Buralar 60 olacak arkadaşlar 60, 60 Peki burası 60 ise burası nedir 15'tir 15 15 ikiz kenar yakaladık Halde burayı ne olur burası da 10 olur. AC'yi sormuştu. AC Peki burası 10sa AC'yi de direkt 10 diye alabiliriz. Yani cevap denizlidir. 32. soru. Aşağıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dik üçgen içindeki iki farklı gönye verilmiştir. Tam sayı demiş. İki gönye sarı renkli olanın en uzun kenarı, mavi renkli olanın her kenarı ile çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üç farklı yolla birleştirildiğinde şekildeki ölçümler yapılmış. Buna göre sarı renkli gönyenin çevresi kaç santimetredir hep sarı renkli gönyenin burası konmuş arkadaşlar. Buraya x diyelim. Bu kenar bakın sarı gönyenin 2 santim eksiymiş. O halde buraya ben x 2 diyebilirim. Bu kenara baktığımda sarı gönyenin en uzun kenarının 5 santim fazlası. Yani x artı 5 diyebilirim. Burası da sarı gönyenin 7 santim fazlası x artı 7 diyebilirim. İki kenar uzunlukları tam sayıysa burada bir üçgen var mı? Örneğin x yerine 10 yazsam 17 olur, 8 olur, 15 olur. Yani x'imiz kaçmış arkadaşlar? 10 olmuş. Bunu göremeyenler için ne yapmaları gerekiyor? x 2'nin karesi artı X artı 5'in karesi eşittir. X artı 7'nin karesinin çözmesi gerekiyor. İkimiz kaçmış olmuş arkadaşlar. Bir kenarı 10'sa kenarlarda tam sayıysa diğer kenarlar 6, 8, 10 üçgeninden kısa kenara 6, uzun kenara 8 diyebiliriz. O halde bunun çevresini sormuştu. 18, 6 daha 24'tür arkadaşlar. 33. soru. Nobel üretim yapan Ahmet Usta boyu eninin 9 katı olan dikdörtgen bir masanın boyu eninin 9 katı. Yani buraya ben x dersem buraya 9x diyecekmişim. Masanın üst tablasının bir kenar uzunluğunu, uzunluğu bu masanın eninden 0.5 metre daha fazla olan bir kare masanın üst tablasını aşağıdaki gibi yapmıştır. Eninin 0.5 fazlası yani burası x artı 1 bölü 2'ymiş. Yaptığı bu iki masa tablası Tablasının kapladığı alanların aynı olduğunu fark eden Ahmet Usta. Kare masa tablasının bir köşe gözünü kaç santim olarak ölçer demiş. Bunlar metre cinsinden. Peki alanlar aynıysa bu alan nedir? 9x karedir. Kenarların çarpımı. Burası da x artı 1 bölü 2'nin neyidir? Karesidir. 05'e 1 bölü 2 dedi. Peki 9x kare x artı 1 bölü 2'nin karesi ise x artı 1 bölü 2 3 x'tir veya x artı 1 bölü 2 9 x kareyi arkadaşlar karesel yazdım 3 x'in karesi yazdım veya x 3 x'in karesi x artı 1 bölü 2 3 x ya da x artı 1 bölü 2 x 3 x'tir diyelim bunu buraya attığımda 2 x olur buradan 1 bölü 2 ise x'imiz 1 bölü 4 gelir bunu buraya attığımızda 1 bölü 2 karşı attığımızda negatif gelir. Buradan x gelmez. Peki x'imiz 1 bölü 4 ise neyi sormuştu? Kare masanın köşegen uzunluğu. Burası 1 bölü 4 metre ise 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eşittir. işledim. Işte 3 bölü 4 metre. Bu ne yapar? 75 santim karenin bir kenarı 75 santimse bir kare çizelim. Bir kenarımız 75 santimse köşe gelimiz ne olur? 75 kök 2 olur. 75, 75, 75 kök 2'dir. Yani cevap Ceyhan'dır. 34. soru. Aşağıda birinci şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki paspas yıkandıktan sonra ikinci şekildeki gibi ip asılıyor. İkinci şekilde BC 12, ED 5 santim olduğuna göre şekil 1'deki paspasın çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki ED, buradaki BC ile aynı olacağı için yani katlanmış bu kenar, yani şu kenar katlanmış buraya gelmiş. O halde burası 12 ise burası nedir? 12'dir. Burası 90 derecedir. O halde şuradaki doğrultu 5, 12'den ne olur? 13 olur. Peki bu doğrultuyu 13 bulduysak bu paspas açtığımızda ne olur arkadaşlar? Paspas açtığımızda böyle bir şey olur. Yani şu tarafa doğru çizecek olursak tam düşerken mesela şöyle bir şey olur. Böyle oldu. Peki bu 13 nereye gelecek? Buraya gelecek. 13 5 daha 18 olacak. Yani bir kenar 18. Bir kenarımızda 12. 12 arkadaşlar bunun çevresini sormuştu. Toplayı bir kere çarparsam 60 yapar arkadaşlar. Top. Bursa'dır. Bu soru. Birbirine paralel düzgün sekizgenlerden oluşan aşağıdaki görselde düzgün sekizgenlerin kenarları Atça beldesindeki sokakları kenarların orta noktalarından köşelerden geçen pembe renk doğru parçalar ise bu beldedeki ana caddelerdir. Ortadaki yeşil renk daire bu beldenin park olup parkın merkez noktası caddelerin kesişim noktasıdır. Parkı sınırlayan mavi renkli çember yürüyüş yoludur. Cadde, sokak ya da yürüyüş yolu kullanılarak A noktasından C noktasına gidilecek en kısa yol, A'dan C'ye gidilecek en kısa yol, 9 birim olduğuna göre AB uzunluğuyla parkın yarı toplamı Kaç birimdir? Le Park'ın iyi 3 olunuz demiş. Şimdi toplam bu daire özdeş bir şekilde böyle parçalanmış. Kaç e, şey ayrılmış Bunlardan kaç tane var bakalım. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 10, 15, 16. 16 tane yay oluşur arkadaşlar. Nerede? 16 tane yay oluşur. Peki. Buraya 16 tane yay varsa her bir yayın ölçüsü kaç derecedir? Buna bakalım. 360 bölü 16'dan 180 bölü 8 desek 90 bölü 4 desek 22 buçuk derece. Peki burada kaç tane yay var? A'dan C en kısa yol. Bu yola ben x desem simetrik olduğu için BC buraya da x diyebiliriz. Peki bu x ve şuradaki yay 1, 2, 3, 4. 4 tane yay, 4 tane 22,5 derece demektir. Yani çeyrek daire demektir. Çeyrek daire demektir. Çeyrek daire artı x'in boyu 9'muş. Yani x artı çeyrek daire, çeyrek çember ya da nedir? 9 birimmiş. Bana neyi soruyor? Mavi renkli e, AB uzunluğu ile uzunluğu ile parkın yarı çapının toplamı kaç birimdir? AB uzunluğumuz XX ve R'dir. AB'miz X X artı 2 R'dir. Peki yarı çapımızda R'dir. Yani 2 X artı 2 R AB'nin uzunluğu yarı çapta R. 2 X artı 3 R'yi soruyor. Peki şu çeyrek çember artı X'in 9 birim olmasını kullanalım. Çeyrek çember yarı çapı R ise 2pi r bölü 4'ten çeyrek çemberi bulabiliriz. 2 r bölü 4 artı x'imiz 9 birimmiş. Pi 3 alınız demiş. 6 r bölü 4 artı x eşittir 9. 3 r bölü 2 artı x eşittir 9 oldu. Peki buradan 2x artı 3r bölü 2 eşittir 9 denklemini elde ederiz. Buradan r'yi elde edemedik ama 2x artı 3r'yi yani bize lazım olan ifadeyi ne bulduk? Karşı attık. 18 bulmuş. Yani cevap Eyhan'dır. 35. soru. Yarı çap uzunluğu r birim olan bir dairenin alanı pi R kare formülü ile hesaplanır. Daire şeklindeki bir kağıt şekil 1'deki gösterildiği gibi üst, üst üste gelecek biçimde ikiye katlanır. Yani bunu alıp bu tarafa doğru katlanıyor. Daha sonra elde edilen yarım daireden şekil 2'deki gibi dik kenar uzunlukları 6 santim 12 santim olan bir dik üçgen kesilip çıkarılıyor. Son olarak katlı kağıt şekil 2 gibi açılıyor. Buna göre Son durumda kalan kağıdın bir yüzeyin alanı kaç santimetre? Kağıdı tekrar açtığımızda bu 12 ne olacak? Simetrik olarak geçecek. Yani şunları çizdiğimizde arkadaşlar bakın şu tam merkezden geçecek. Tam ortadan katlanmıştı. Burası 12 iken burası 12 olacak. Burası da 6 santimmiş. Peki merkezimiz burası olsun. Merkez buraysa buradan bir yarı çap çizelim. Yarı çap R olsun. Burası da R ise şu uzunluk nedir? R eksi 6'dır. Şimdi burada Pisagor yaparsam R eksi 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir R kare. Bu denklemi çözelim. R kare eksi 12R artı 36 artı 144 eşittir R kare. B kareler birbirini götürsün. 12 R eşittir 180. B buradan 15 çıktı. R 15 ise demiş ki kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre kare demiş. Yani tüm alandan beyaz kısmı çıkartacağız. Tüm alan ne? I çarpı R'nin karesi. Buradaki alan ne? Taban uzunluğu 24, yükseklik 6 bölü 2. 2 R'yi 15 bulmuştum. 225 pi eksi 24 kere 72'dir. Hangi şıkta var? 225 pi eksi 72 denizde var arkadaşlar. Dediğim soru dik koordinat düzleminde orijinden geçen D1 doğrusu ile 6, 0 ve 0, 3 noktalarından geçen D2 doğrusunun birinci bölgedeki A, M, N noktasında dik yetişmektedir. Buna göre M artı N toplamı kaçtır demiş. Orijinden geçen D1 doğrusu ne formatlıdır? Y e eşittir MX formatındadır. X 86 6 Y ekserinin 3 noktasında kesmişse X bölü 6 artı Y bölü 3 eşittir 1 diye diğer D2 doğrusunu yazmış olalım. İfadeyi 6 ile çarparsam X artı Y eşittir 6 olur. Buradan Y eşittir. Eksi X, X bölü 2 artı 3 olur. Bu doğrunun eğimine x'in katsayız. Yani eğim arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 3 yazarsak daha rahat gözükür. Eğim eksi 1 bölü 2. Peki bu doğrunun eğimine. Orijinden geçen doğrunun eğimi m. Dik kesiyorsa m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 diye bir formülümüz vardı. Eğimler çarpımı eksi 1. Burası eksi 1 bölü 2 ise bu m'nin 2 olması gerekir. Yani bu doğru y eşittir 2x formatındadır. O halde bunların kesim noktası m ne ise bunları ortak çözümleme yapalım. Y gördüğünde 2x yazarsam x eşittir eksi 1 bölü 2x artı 3. Buradan <laughs> 5x bölü 2 eşittir 3 ise buradan x'imiz ne gelir? 6 bölü 5 gelir. Yani m'yi buldum. 6 bölü 5'miş y'de x'in katıydı yani n noktası da x'in katı çarpı 6 bölü 5 12 bölü 5'tir toplarsam 18 bölü 5 olur 38. soru fx ve gx fonksiyonları verilmiş buna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş fx'i bir inceleyelim fx sola yatıp dolayısıyla eğim pozitif m pozitif arkadaşlar fx'imiz mx artı n şeklinde bakın x yerine 0 yazarsam n olmuş n negatif arkadaşlar dx'e baktığımızda kolay atık olduğu için eğim yani x'in katsayısı sayısı B, negatif ve baktığımızda x yerine 0 yazdığımızda r olmuş burası da r r'miz de pozitif şimdi bunları bilir, bilerek bunları yerine koyarsak hangisi kesinlikle doğrudur demiş. E şıkkına baktığımızda M artı R artı ile artının toplamı artıdır. N artı P eksi eksinin toplamı eksidir. Artı eksi de dördüncü bölgededir. Yani cevap E'dir. Örneğin B şıkkının neden olmadığını görelim. M çarpı P eksidir. N çarpı R de eksidir. İki tane eksi varsa bu ikinci değil üçüncü bölge olması lazım. Değişik bu sebepten yanlıştır. Örneğin değişik şıkkı m artı p artı x'in toplamı bilinmez. n artı r eksil artın toplamı bilinmez. Dolayısıyla bilinmeyenlerden dördüncü bölgeye ulaşamayız. Yani cevap E'dir arkadaşlar. 39. soru. Matematik dersini öğretmen öğrencilerinden eve olarak oyun hamurundan bir küp yapıp getirmelerini istiyor. Öğretmen ödevini eksiksiz yapan Gülce'ye köpün herhangi bir köşesini işaret edip ondan bu köşeyle aynı yüzeyde olmayan ayrıtlarının orta noktasını A, B ve C olarak adlandırmasını istiyor. Gülce ABC üçgensel bölgesi boyunca hamuru kestiğinde oluşan büyük parçanın hacmi küçük parçanın hacminin kaç katıdır demiş. Bir küp çizelim arkadaşlar. Şöyle çizelim. Bir küp olsun. birleştirelim. bu noktayı işaretlemiş olalım. Örneğin şu noktayı, şu şu noktayı işaretlemiş olalım. Şimdi bununla ortak yüzey sahibi olmayan e, ayrıtlar hangileridir? Onları da mavi ile işaretleyelim. Burası, burası ve burası bu noktaları ABC olarak adlandıralım. Bunları birleştirelim arkadaşlar. Burada bir piramit oluştu. Peki bu piramitik kesip atacağız. Daha sonra da büyük parçanın hacmi, küçük parçanın hacmi kaç katı? Bir kenar 4 olsun. O halde buralar 2-2 olur. Burası da 2 olur. Burası da 2 olur. Bakın bu piramidin tabanını BCO olarak düşünseniz. BCO üçgeni. Evet. ABCO piramidinin alanı ne olur? Hacmi ne olur arkadaşlar? Taban alanını BCO üçgeni düşünün. yüksekliği 2 olarak düşünün. O halde hacim hacim kimin? ABCO piramidinin hacmi nedir arkadaşlar? 1 bölü çarpı taban alanı şu BCO'yu taban gibi düşünün. 2 çarpı 2'nin yarısı. Yüksekliğimizde AO düşünün. 2 oldu arkadaşlar. Buradan düzenlerse alanımız, hacmimiz pardon 4 bölü 3 geldi. 2. Bir kenarı 4 demiştik. Kübün hacmi ne olur? Kübün hacmi de B küp de ne olur? 4'ün kübünden 64 olur. Peki 64'ten bunu çıkarttığımda kalan kısım büyük kısım 4 bölü 3'ün kaç katıdır diyor. O halde 64 eksi -4, 4 bölü 3 4 bölü 3'ün kaç katıdır diyor. Dönersem 64 kere ne yapar? 192 eksi 4 188 bölü 3 4 bölü 3'ün kaç katı? 3'ler gitsin. 188 bölü 4. 94 bölü 2'dir. 94 bölü 2 de 47'dir. Yani K'yı 47 bulduk. 47 katıdır. Bunun hacmi taban alan ile yüksekliğin çarpımının 3'te biridir. Bölmeleri birbirine eş iki kondan oluşan aşağıdaki kum saatinin bölmeleri arasında kum yerine mavi bir sıvı akışı olmaktadır. Kum saatinin yüksekliği 20 santimetre ve taban yarıçapı 18 santimetredir. Kum saatinin içindeki mavi sıvı bölmelerden birini tamamen doldurmaktadır. Yani üstteki tamamen alta geçebilmekteymiş. Dolu bölme üste getirildiğinde mavi sabit bir hızla alttaki boş bölmeye akarak 135 saniyede alt bölmeyi doldurmaktadır. Yani tamamı 135 saniye sürmekteymiş arkadaşlar. Peki diyor ki Dolu bölmüşte getirip bırakıldıktan 95 saniye sonra alt bölmedeki mavi sıvının yüksekliği h kaç santimetre olur diyor. Şimdi arkadaşlar aslında saniyelerin oranı saniyelerin oranı nedir? Hacimlerin oranıdır. Yani buradaki dolu miktar 135 saniye bir temsil etsin. Buradaki dolu miktar 95 saniyeyi temsil etsin. Hanelerin oranı eşittir. Hacimler oranıdır. Hacimlerin oranıdır. Yani burada 135 saniye akmış su var. Burada 95 saniye akmış su var. O halde bu hacimler oranı ne? 95 bölü 135. 5'e bölsem 19 bölü 27. Demek ki tamamı yani şunun tamamı 27V iken şu kısım 19V'ymiş. Burası 19V ise burası nedir? Tamam 27V idi. 8V'dir. Şimdi bir kural daha vardı. Benzerlik oranının benzerlik oranı k olmak üzere k'nın kübü eşittir hacimlerin oranıydı. Hacimler oranı. Şimdi Yüksekliğin yarısı 10 olduğu için arkadaşlar şuradaki yükseklikte nedir? 10 eksi haçtır. Benzerlik kuracak olursam yani şuraya kadar 10 birim burası haçsa burası 10 eksi haçtır. Bu kısımdan bahsediyorum. Şimdi 10 eksi haçın ona oranı benzerlik oranıdır. Bunun kübü hacimlerin oranıdır. Hacimlerin oranı neydi? Arkadaşlar bakın burada 8V var. Burada 27V var. Tamamı 27V. 8V bölü 27V'dir. Buradan 8 bölü 27 olur. Yani 10 eksi h bölü 10 eşittir. 2 bölü 3 olur. Buradan h'ı bulmak için ne yapalım? İşte dışlar dışlar. 20 eşittir. 30 eksi 3h 3h eşittir 10, h eşittir 10 bölü 3 olur. Yani yüksekliğimiz, buradaki yüksekliğimiz 19 bölü, 10 bölü 3'tür. Şurayı bir daha yazmış olalım. Burası 19 ve buradaki boş kısımda 8 ve. Cevap Bursa'dır.